Karamollaoğlu ilk olarak bölgemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bugün meydana gelen hadiseler de aradan birkaç sene geçtikten sonra hiç beklemediğimiz noktalara bizi götürecek. Erbakan hocamızın ikaz ettiği, gözünüzü açın dediği noktalara götürecek de onun için. Batı'nın, Amerika'nın özellikle ve İsrail'in müdahalesiyle meydana gelecek her hadise Orta Doğu'yu parçalamaya yöneliktir. Müslümanlara zarar vermeye yöneliktir. Bundan dolayı biz nasıl ki Irak müdahalesine karşı çıktıysak, Suriye ile aramızın bozulmasına, Suriye'deki kargaşaya bizim körükle gitmemize de karşı çıktık. Yapmayın. Silahla problemleri çözemezsiniz. Kullandığınız silahlar Batı'nın silahları. Sizin de elinizdeki silahlar Batı'nın, karşınızdaki insanların elindeki silahlar da Batı'nın. Onlar bizi birbirimize kırdırmak için bir bahane arıyorlar. İster ırkçılık, ister mezhep farklılığı olsun. Bu oyuna gelmeyin dedik. Kimse dinlemedi. Bugün Suriye'de kim ne derse desin, Suriye hükümetiyle birlikte Suriye'nin istikbali hakkında karar verilecek. Paylaşım yapılacak. Suriye'de Irak gibi bölünme noktasına geldi. Çıkamıyorlar bunun içinden. Şimdi Irak'ta da, Kuzey Irak'ta Barzani referanduma gitmek istiyor. İstediği gibi gitsin, anayasal hakkıysa gider. Bir karar verir, bir takım adımlar atar. Ama şunu herkes bilmeli. Eğer bu kararlar İsrail'in desteğiyle alınıyorsa kesinlikle Kürtlerin başına bela olur. Çünkü İsrail ne Kürtlere, ne Türklere, ne Araplara sevgi duymaz. Bu bölgede barış istemez, huzur istemez, bugünkü yapının devamını istemez. Bu bölgenin parçalanmasını, kolay lokma haline gelmesini ister. Siz attığınız bir adımla yıllardır özlediğiniz bir hadisenin gerçekleşmesini isteyebilirsiniz. Ama bunu İsrail'in desteğiyle yaparsanız emin olun onu size yedirmezler. Başınıza bela ederler. Peki İsrail'in Orta Doğu'daki planı ve esas hedefi nedir? Türkiye, İsrail'in Orta Doğu'daki tek stratejik müttefikiydi. Ne zamandan beri? 1948'den beri. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin başına en büyük belayı hep İsrail örüyor. Esas hedef Türkiye'nin parçalanması. Esas hedef İran'ın parçalanması. Ama nereden başladı? Irak'ta. İşte Erbakan hocamızın mecliste ta 1990'larda yaptığı bir konuşma. 2,5 dakikalık. İnternete de düştü. Dinlensin. Bugünü aynen tarif ediyor. Önce Irak bölünecek. Arkasından Suriye'ye sıra gelecek. Onun arkasından da Türkiye'nin bölünmesi için adımlar atılacak. Bölünme noktasına geldiğinde sizin alacağınız tedbirler yetmez. Şimdi alacaksınız. Hatta çok geç bile kalındı. Bu tedbirler şimdiden alınmazsa Türkiye'nin de İran'ın da Suudi Arabistan'ın da Mısır'ın da bölünmesinin önüne geçmek mümkün değildir. Çünkü şu anda herkes düşünme duyusunu tamamen kaybetmiş gibi görüyor. Herkes dediğim her ülke yöneticisi. Sadece kendi menfaatlerini, kısa mesafedeki menfaatlerini düşünüyorlar ve buna göre pozisyon belirliyorlar. Amerika'ya milyarlarca dolarlık silah siparişi veriliyor. Herkes veriyor. Biz de veriyoruz. Suud da veriyor. Katar da veriyor. Kim için? Kendi menfaatlerimizi koruyacağız zannederken Amerika'nın ve İsrail'in menfaatlerine destek vermek için. Bunu kimse gözden çıkarmasın. Genel Başkan çözüm yollarını şöyle sıraladı. Ne olacak? Herkes onu soruyor. Peki de ne yapacağız biz? Biz gelsek ne yaparız? Muhterem arkadaşlarım şunu bilin.
Bir defa bizim şu andaki halimizle hiçbir İslam ülkesi silahla problemini çözemez. Çünkü bu silahlar bizim değil, özellikle Batı'nın silahları. İkincisi, biz bu bölgede yaşayan ülkeler, insanlar olarak biz bir araya gelmeliyiz. Kendi problemimizi biz çözmeliyiz. Temel Karamollaoğlu son zamanlarda sıkça tartışılan İsrail'in Barzani'ye olan desteğini eleştirdi. Fazlasını yapamayız. Ama hükümetler... Genel Başkan Karamollaoğlu son olarak Arakan'da yapılan etnik temizliğe değindi. Sadece tenkit etmek yetmez. İlk yapılacak iş İslam ülkelerinin bir araya gelip Birleşmiş Milletler'inde Myanmar'a karşı en azından bir fiziki adımın atılması gerekir. Ambargomu korsun. Bir takım noktalarda onları biraz daha zorlar mısın? Ticari sahada, finans sahasında, yatırımlarda, ticarette. Emin olun boyun eğmek mecburiyetinde kalırlar. Öyle şey olur mu? Dünyanın gözü önünde. Siz milyonlarca insanı katledecek adımlar atıyorsunuz. Memleketlerinden çıkarıyorsunuz. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan ülkelerle Erbakan'ın yoğun çabası ve öncülüğüyle 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde D8'in kuruluşu resmen ilan edildi. Bana bir dış seyahat gösterin ki bir sene sonra yeni bir dünya kursun. Oluşum savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkelerini benimsedi. İlk ortak proje olarak ziraat uçakları üretilip hayata geçirildi. D8'ler uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük dış politik hamlesi olarak tanımlandı.